TV Haber Merkezi WhatsApp hattı devrede. Kıbrıs TV Haber Merkezi. Daha önce de sanıyorum söyledim ben. Tuz dünyada ticaret, alışveriş gelişirken ilk ve en önemli ve en değerli metaymış tuz. Niçin? Çünkü insanlar bir müddet sonra başladılar günlük beslenmenin dışına çıksınlar ve bir şeyleri muhafaza etmeye çalışsınlar. O zaman da keşfettiler ki düz kullanılırsa bozulma olmaz. Ve bu tabii zaman içerisinde işte buzdolapları çıktı. Başka teknoloji mesela Kıbrıs'ta köylerde bilirsiniz tel kafesler vardı. İnsanlar atardı. Onun içine koydu yemeklerini. Çok az sayıda bir gelenek daha vardı. Kuyuya sarkıdılardı. Ama her zaman için düz esastır. Yani biliyorsunuz bizim geleneksel lezzetlerimizden biri birazcık zararlıdır ama boş verin. Samarella. O işte hayvan haşlanır birazcık, duzlanır, güneşe bırakılır ve bir sene onu yer insanlar. Duz bu kadar önemli. Ama bir şey daha söylenir. Duz bozulursa bitti. Bizim temel meselelerimizden biri, yani iyimser olmamızı engelleyen nedenlerden biri, bugün sabahleyin sevgili Metin Münir'le de bir telefon konuşmamızda, insan bağlamında duz bozuldu. İnsan bağlamında. Yani şimdi bu bardak durduğu yerde bardacık, gel iki gözüm, böyle gel ağzımın üzerinde hop. Dur içeyi bekle. Bu yapamaz. Benim inan beraber bir şeydir. Hayat da öyledir. Yani Kıpt'taki halesini okus pokus filan bilmem Kur'an-ı Kerim'in bilmem hangi duasını okursanız Kıpt'taki ihalesi adil bir şekilde sonuçlanır. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Eğer etik değerleri buracındaki terazi tamamsa hem de öyle gözünü kapamadan tamamısa problem yok. Ama bizdekiler gibiyse gördüğünüz ortada. Yani şimdi hiç bu kadar açık ve aleni hırsızlık olmadı. Kıbrıs'ın tarihinde bu kadar aleni vurgun yoktur. Şimdi bir ifade kullanırım ben. Nereden duyarsınız bunları derler? Hırsızlar kavga eder, ballar sokağa dökülür. Ve bu şartlar altında hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık siyasi anlamda öteki benim kişilerin özel hayatı beni alakadar etmez. Hepsi iniş aşağı gitti. Bozuldu. Duz yok. Duzlayasınız taze noruda kurusun bozulmadan. Duz yok. Ve size çok küçük bir şey, çok değerli bir konuğum var bugün. Çok harika bir sohbet yapacağız. Bir şey anlatacağım ve döneyim konuğuma. Dört tane torunum vardır. Lara, Carla, Alen, Zara. İki numara 12 yaşındadır Carla. Bilmem blöp bir oyun oynarlar çocuklar. Böyle şey alırlar. İnternette oyun, elbise alırlar, ev alırlar, efşi alırlar filan. Ve bir ev yaradırlar. Eskiden çocuklar oynardı ya evcilik gibi. Online evcilik oynadılar. Herkes bulunduğu yerden 10-15 tane de arkadaşı oynadılar. Bir tanesi bunların hepsi 10-12 yaşlarında. Bir tanesi bizim Carla'ya dedi ki ben isterim sana 1000 puan vereyim hediye. İster. Ya veriyorsan alırım dedi çocuk bize. O da dedi ama lazım bana şifreyi veresin de ona göre atayım sana. Bizimki daha ne bakın bugün birine de söyledim.
uzun ahmak derlerse vallahi ben o gruba yakınım yani. Bakmayın buradaki konuşmama. Ben çok insani ilişkilerde çok saf biriyim. Çok. Ne yapayım? Çok kandırıldım. Laf aramızda çok kazık yedik. Neyse. Geçelim orasını. Ve bizimki verdi şifreyi. Karşıdaki çocuk anında bizimkinin şifreyinden bizimkinin hesabına girdi. Döndü şifreyi de değiştirdi. Evini, oyuncaklarını o internet ortamında hepsini aldı gitti. Bakınız. Hırsızlık geldi 10-12 yaşa düştü. Aklınız keser. Bekarla şifreni söyledim dedim. Zannetmem olabilir. Sonunda dün akşam annesine anlattı meseleyi. Bunun gibi bir iki örnek daha yaşadım. Bugün tepem attı. Yani böyle attı, gerçek anlamda attı. Birilerine bir konuda muhatap oldum. İnanılmaz. Bakınız. Ya biz de işte bu toplumun işte konuşan insanlardan biriyiz. Tamam mı? Adam beni kandırmaya çalışır ya. Fenama gitti. Ne fenama gitti bilin? Ya ben ırkçı değilim. Kimseye bu memlekette bir saat bile tayyare meydanında kalsa insanca muameleden yanayım. Ama ya geldin, tamam ya kazan para, git gideceksin ama bana da en ayarında goma ya. Goma. Bu yurt dışından işçi getirmelerde neler yaşanır ama nereden cesaret? Eğer bu memleketi idare edenler anayasa tanımaz, hukuk tanımaz, yasa tanımazsa şükredelim şimdilik daha insanlar tek yola girmezse ya da kırmızıda geçmezse. Bu bir kültürdür. Ama bu ülkeyi idare edenler en korkunç dönemi. Bir gün bunları lanetle anacak insanlar. Bunların çocuklarına benim dedem, büyük dedem bilmem şuydu buydu demeyecekler. Utanacak ya çocuklar. Sizi temin ederim. Ya en azından çocuklarınıza birazcık onur mirası bırakın ya. Parayı boş verin. Para kazanılır, gelir, gider. Gelir, gider. Geçen gün Sakıp Sabancı'yı dinledim. Oğlucuğunu anlattı. Dedi benim bir oğlum var. Ama ben oğluma bir ben oğlum araba fabrikalarım var ama benim oğlum araba sürmez. Giderken de Sakıp Sabancı gibi şey götürme dedi. Siz de götüremeyeceksiniz. En azından hoca soracak ya. Merhumu nasıl bilirdiniz? Bırakın be insanlar. Çok iyiydi desinler bağıra bağıra. Ve çoluk çocuğumuz da desin ki bakın yahu babamıza, dedemize bütün insanlar ne güzel çok iyiydi dedi. Kutlay kardeşim hoş geldin. İyi günler, iyi akşamlar. İzleyicilerimize güzel sağlıklı günler diliyorum. Evet. Şimdi Kutlay yine söyleyeyim. Yani bu memleketin temel meselesi statü meselesi. İlle insanlar adının önünde 1,5 arşın bir şey ister. Şimdi Kutlay, evet çocuklar yazdı, Lefkoşa Atatürk Belediyesi eski başkanı isterseniz bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Bana sorarsanız Kutlay Erk'in önüne hiçbir isme, hiçbir title'a, ünvana ihtiyacı yoktur. Ne geldiyse başımıza ünvan peşinde koşanlardan geldi. Bu statü hastalığına ne diyorsun? Egoizm, egoizm. Yani insanların kendi kapasitelerini yeterli görmediklerinde bir şekilde bir ünvan edinmek ister ki halk nazarında sanki kapasiteliymiş gibi algılansın diye de yorumlayabilirim. Yani işi gücü yetmiyor, enerjisi, bilgisi, birikimi yetmiyor o işi yapmaya. Ama o işi de istiyor, yapmak istiyor. Yani işte ben bakan olayım. Yani bakan olacaksınız ama... Yani bu işten anlıyor musunuz? Yani ben tarım bakanı olayım. Peki arpayla buğdayı ayırt edebiliyor musunuz? Problem değil. Ben tarım bakanı olayım. O beni daha iyi mi bilir? Bir daha yani öyle işte derler. İşte o da vardır. Evet o da vardır. Dolayısıyla isminin önüne tarım bakanı diye bir etiketi alabilir. Ama aslında baktığınızda kapasite olarak oraya gelmemiş biridir. Sadece tatmindir. Yani o etiketi aldığı için tatmindir. Bu birazcık egoizm gibi bir şeydir veya komplekstir. Ne derseniz deyin ama doğru olan değildir. İnsanlar içerisinde isminizle bilinip, anılıp konuşulmak tabii ki çok farklı bir keyiftir. Yani Kutlay
çok fazla var bu isim ama sizinki çok, çok az, azdır. Ama Kutlay dediğiniz zaman biliyor insanlar. Yani hangi Kutlay demezler. Gene evet, yani ben Kutlay dediğimde kimse bana hangi Kutlay demiyor, evet yani o vardır. Yani ben sizinle bugün gelirken ne konuşacağımız seçeneği bağlamında sıkıntı çektim. Yani çünkü sizinle ekonomi konuşurum, sosyoloji konuşurum, siyaset konuşurum, yerel yönetim konuşurum, dış politika konuşurum, dünyadaki çevreyi konuşurum, küresel ısınmayı konuşurum. Her şeyi konuşurum. Bir yerden seçmek bağlamında ben aslında Kıbrıs Türk toplumunun ve siyasetinin beraberindeki etik değerler bakımından bozulmasındaki kırılma noktası Kutlay Erkiç'in nedir? Tabii ki bunu genellikle söylerim. Ganimet Kıbrıs Türkleri bozdu. Hükümet de Kıbrıs Türk siyasetini bozdu. Hükümette olmak Kıbrıs Türk siyasetini bozdu. Yani 76'lardaki siyaset, 76 dönemindeki siyaseti hatırlıyorum ben. Daha kaliteli insanlar vardı, daha kaliteli siyasete girenler vardı. Bir şey yapmaya çalışanlar var idi o dönemlerde. Ama farklı siyasi duruşlarımız vardı, problem değildi. Bir kalite vardı. Ama işte o dediğimiz gibi kapasitesinin üzerindeki bir yere gelebilme hırsı o kaliteyi düşürdü. Ve bu siyaset hükümette olma siyaseti, hükümetin bir unsuru olma tavrı bizim Kıbrıs Türk halkındaki üst düzeydeki kaliteyi aşağı çekti. Bir de alt düzeydeki yozlaşma da vardır, onu da itiraf etmemiz lazım. O da ganimet kültürüyle beraber yozlaştı. Yani tutan elinde kalan bir dönem vardı 74'ten sonra. Dağıtılanlar vardı, kapanlar vardı, gidenler vardı. Onunla beraber, ganimetlerle beraber gönülenler vardı. Ve ganimet bittikten sonra hala daha ganimet varmış gibi talepkar olunca siyaset de o talebe, kapasiteli olmayan insanların güttüğü siyaset de o talebe evet dedi ki kendisine oy versinler. Yoksa kapasitesine bakarak kendisine destek olunmayacaktı. Bakalım şimdi ganimet bitti diye bir ifade kullandınız. Ganimet aslında... Rum malından ganimet bitti. Ha, Rum malından. Ha, şimdi orada buluştuk. Evet, Rum malından ganimet bitti. Yoksa Rum malından ganimet bitti. Bu defa çünkü ganimet bir şey vermeden bir şey almaktır. Yani şimdi ben üç değişik ev sahibi oldum. Kaymaklı göçmenliyim. Kaymaklı Kızılbaş bölgesinde bir ev verdiler bize 74'te. İkincisi Esentepe'de toprak Rum'un üzerindeki değer yaratıldı. Bir konut sahibi oldum. Yani yarı yarı yani evet. O. Hamitköy'de bir ev aldım. Hamitköy'deki Türk koçanlı ve Türk'ün yaptığı bir değer. Birincisinde hep buruk kaldım yani Gaymatlı'dakini yani ve kapılar açılıp da ev sahipleri geldiği zaman bizim çocuklar bir travma geçirdi. Bizim ev sahipleri geldi, bizim değil miydi bu ev çocuklar? Saygı duydum o insanlar çünkü ben de göçmenim ve ona saygım vardı. Mesela Tepe'deki de böyle bir gün toprağının karşılığını ödersem daha vicdanım benim olacak dedim. Öyle bilmem ne gane meselesi yapmadım. Ama Hamitköy'deki benim. Rahatsız, evet. Ama bunu biliyorum da biz sonrasında teyiz dinlerinde ganimet dağıttık. Teyiz dinlerinde. Bir hayli benzin istasyonu izniyle gene haksız yere liyakat yok, adalet yok. Yani o bir kültürel bozulma mıydı ganimet ve devamlı birilerine dağıtılacak bir şey arandı. Evet, yani o bir kültüre bozulmaydı. Yani o ganimeti dağıttığınızda bir takım kıstaslara belirlediğinizde, yani örneğin benim anneme de şehit eşi diye bir ev verildi. Bu evi biz hep şey gördük, eğreti gördük. Bize eğreti gibi geldi o ev. Çünkü bir Rum'a aitti. Ama şehit eşi diye verilmiş bir maldı. Bir kıstaslar olduğu zaman dersiniz ki bir bedenin karşılığı verilmiş bir şeydir ama
Yani sizin örneğin güneyde bıraktığınız mal 3 kuruşluk da bu tarafta 300 kuruşluk mal alıyorsanız o 300 kuruşluk malı ganimetlerden alıyorsunuz demektir. Yani o eş değerin ötesinde alıyorsunuz demektir. Son zamanlarda çok dağıtılan, yapılan bir uygulama da vardır. Köylerde gençlere arazi dağıtma derler. Şimdi baktığınızda o arazide dağıtılırken altyapısı yapılmamış araziler de dağıtılmıştır ama o arazilerin çoğunda gençler yapılaşma yapmadı. Kendi köyünde kalıp da orada aldığı o arazide bir bina inşa etti, oturdu derseniz bunun oranı düşüktür. Genellikle satılıyor bunlar. Elden ele değişiyor bunlar. Sanayi arsalar da öyle. Ona geliyordum. Sanayi bölgesinde ben kendim yaşadım. Yani 1986'da idi, müracaat ettim sanayi dairesine, sanayi bölgesinde bir yer için. İkinci gün bana biri telefon etti, dedi beyefendi siz bir yer arıyor musunuz sanayi bölgesinde? Ben de var, gel sana devredeyim. Sen kimsin dedim. Nesden dedi, bir görüşelim dedi, ben sana bunu devredeyim, ben de var dedi. Ücretli olarak ben sana devredeyim dedi. Gittim sanayi dairesine. Dedim yani bunu ben söylemedim. Sizden biri söylemediyse bu adam nereden bilirdi? Demek ki içeride bir şebeke var. Ve birisi müracaat ettiğinde daha önce hatırlı olarak verdiği birine haber veriyor. Bak burada bir müracaat var, git o müracaatçı bul ve sat diye. Bu şebeke vardır. Ve bu bitmiş de değildir. Sanayi bölgesine geliştirilmemiş, yapılaşmamış, alındığı halde üzerinde yapılaşmamış çok arazi vardır. Özdin Nami döneminde bu tür arazilerin izinden iptal ettiler. Ondan sonra ne yaptılar bilmiyorum devamında ama çok sayıda vardır. Bu da bir ganimettir. Orman arazilerinin kiralanması vardır. Geçenlerde gene öyle bir adım attılar. O da bir ganimettir. Ve en nihayet tabii ki... Tersilik bölgesindeki yangında... Evet ona giriyor. Orman bölgesindeki birilerine yaratılan yaşam alanı isterseniz neyse o adıyla şanıyla veren belli. Tarım Bakanı şöyle yapacağım böyle yapacağım dedi. Henüz bir şey yaptıklarını duymadık. Tabii ki bu arada sahiller veriliyor. Otellere sahiller veriliyor. Artık insanların, örneğin Girne bölgesinde insanların, halkın girebileceği ücretsiz plaj kalmamış durumdadır. Ganimettir, dağıtılıyor. Şimdi ücretsiz. Ben size bir soru sorayım. Oo Kutlay Bey, hoş geldiniz. Buyurun deseler. Kaç tane sahil var Girne bölgesinde korkusuzca girebileceğiniz? Yani pek emin değilim. Yani kirlenmeden bahsediyorum. Evet o da var. Yani kirletilmiştir de. İskele yani, bölgesi. İskele bölgesi. Aynı şey daha da vahim. Yani, şimdi siz gelir de İskele bölgesinde de bir imar planını yapboz oynamaya çalışırsanız ve bunu ganimet gibi dağıtmaya çalışırsanız işte o kültür devam ediyor demektir. Böyle bir kültür ki İskele bölgesinde siz bir gece arası karar alacaksınız. İmar planı çektik diye sabahtan minibüslerle, otobüslerle şeyler dosyalar gidecek belediyeye verilecek. Bak geceden yüklendi. Gece tabii sabahtan gitmek için geceden yüklediler. Köşede sabah beklerlerdi. Evet götürdüler verdiler belediyeye. Öğlen karar geri alındığında anayasa müracaat edilecek diye karar geri alındığında oysa gidip parasını ödediler. Siz bu riski nasıl alırsınız? Bu riski nasıl alır da bunu belediye ödersiniz? Ödediğiniz belediye de dersiniz ki ya bir şey varsa sonra paramı alırım geri dersiniz. Ödediğiniz belediye de batmış belediye, kuruşa muhtaç. Verdiğiniz parayı size iade edebilecek durum yok. Ben parmacımı kaldırıp buyurun. Söz isteyebilirim. Tabii estağfurullah. Şimdi biraz önce dediğiniz nasıl gidip bu parayı verir? Emin olun o parayı o kadar kolay para kazanıldı ki rengi tartışılır tabii yani makul sınırlar içerisinde vergisi verilir. Yani kara para konusunda uzunca süredir dersimi çalışırım. Meşru kazanç nedir? Uzun bir ayrı program konusudur. Umurunda değildi o verdiği para bir. Ha geç bugün de sevgili Ali Özmen Safa hiç alınganlık gösterme bugün başlık galiba imar planları belediyelere verilsin. Şimdi kedinin, bu kedilerin boğazına ciğer asmak değil mi? Şimdi imar planlarında belediyelerin de şeyi var, aktif rolü vardır, sorumluluğu vardır. İstediğinde imar planı revize etmek için yok, istediğinde... Katkısı olsun yapacak. Ama bütün yetkiyi de bu şartlarda vermem. Hayır. Sistem doğru çalıştırılırsa sistem çok iyidir. Hele ki
Mimar Mühendis Odalar Birliği'nin de sistem içerisinde olması, hem imar planı yapılmasında hem de inşaat izinlerinin verilmesinde sistem içinde olması aslında Türkiye'nin öykündüğü bir sistemdir. Türkiye'deki mimarların, müteahhitlerin, düzgün müteahhitlerin de öykündüğü bir sistem. Çünkü diyorlar ki sizde evet bir şey vardı, denge vardı ve örneğin depreme mukavvim inşaatlar yapılır sizde. Bunun garantisi vardır. Çünkü Mimar Mühendis Odaları Birliği'nden vizelenir. O yönde oradan vizelenir. Kuralların uygulandığının garantisi vardır. Oradan vizelenir. Ha, siz bunu alır da belediyelere verirseniz imar kurallarına uygunluğunu bırakın. Depreme uygun mu? O da vardır. Ha, uygulamaya geldiğinde uygulamayı kontrol eden belediyedir. Ama o kontrolü yapan bir de kontrol mühendisi vardır. Bir de Mimar Mühendis Odalar Birliği vardır sistem içerisinde. Dolayısıyla eğer belediye de olursa ve bütün diğer unsurlar dışarıda kalırsa izni veren de odur, kontrolü yapan da odur. Bu sistemde yapılaşma çok bir kargaşa içerisinde olacak diyeyim daha diplomatik olabilmesi bakayım için. Bakayım bu telefona isteyin. Tabii ki. İbrahim Hocam merhaba. Hasan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar İbrahim Hocam. Sesim geliyor mu? Gayet kuvvetli bir şekilde, anlaşılır şekilde geliyor. Evet, evet. İçinize daha kolay gelsin öncelikle. Evet hocam. Şimdi Kutlay Bey'in ne söylediklerini ben anlayamadım. Mesela neyi anlamadın? Yani söylenecek bir şey kalmadı. Her şey çöktü Hasan Bey. Tamam. Ben, bir binanın bir dakika, çökmesi bir dakika. Değil İbrahim Hocam. Bir binanın çökmesi değil. Neden çöktüğünü bilirsen yeniden yaparken yıkılmamasını da sağlayabilir. Tamam, ona katılıyorum. Tamam işte tam da budur konuştuğumuz. Tamam. Yani senin gibi ama, akıllı ama, biri. Evet. Lütfen, lütfen müsaade et konuşayım. Yani Kutlay Bey'in söylediklerinin için anlamadığım konusunda önemli bir mesaj vardır. O mesajı açıklamaya gerek duymuyorum. Kendileri de bilir. Kendileri de farkındadır. Ben şunu açıklıkla söylüyorum kendisine. Bu partilerin hepsi denendi. Hepsi de başarısız çıktı. Dolayısıyla ben emekli bir kişi olarak doğruları söylemekten yanayım her zaman. Ve ölünceye kadar da doğruları söyleyeceğim. Ben bu düzen partilerinden umudumu kestim. Umutsuz değilim ama bu partilerden umudumu kestim. Açık ve net söylüyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Size İbrahim Hocam'a tabii benim de bir yayın şeyim var. Çünkü benim telefonla programa gelenler şartlarım eşit değil. Onun için karşımdakinin sözünü tamamlamasını beklerim ve size dönerim. Cumhuriyetçi Türk Partisi bir düzen partisi midir? Cumhuriyetçi Türk Partisi denendiği zaman bir kere daha denenmemesi gereken bir parti izi mi bırakır? Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi bir düzen partisi değil. Düzeni değiştirmek için siyaset yapan onlarca yıldır düzeni, kurulu düzeni, rejimi değiştirmek için ve daha ileri, daha sosyal, emekten yana bir düzeni gerçekleştirebilmek için siyasi mücadelesi demokratik ortam içerisinde sürdüren bir partidir. Denendiği zamanlar hep ya ilk küçük ortak olarak 94-96 zamanında hükümette oldu. Daha sonraki dönemlerde de büyük ortak oldu ama hep koalisyon ortağı oldu. Tek başına denenmedi. Ve koalisyon ortakları da genellikle sağ siyaset partileriydi. Ve onlarla beraber bir şey yapmakta elbette ki zorlanıyordu Cumhuriyetçi Türk Partisi. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin istediği şekilde bir program uygulansa,
Cumhuriyetçi Türk Partisi öne çıkacak, sağ siyaset kaybedecek. Ve sağ siyaset unsurlarının gerisinde de Türkiye vardır. Kolay kontrol edebildiği, biat kültürü olan, şükran ve itaat kültürü olan sağ siyaset, Türkiye için her zaman önemli bir konumda olması lazım Kıbrıs siyasetinde. Dolayısıyla eğer sol siyaset unsuru bir CTP öne çıkarsa ve hatta tek başına hükümete gelebilecek bir duruma gelirse, Türkiye siyasetin çok da arzu ettiği bir gelişme değil. Şu andaki veri tabana baktığınızda Türkiye'nin siyasetinin arzusuna rağmen Kuzey Kıbrıs'ta CTP'nin tek başına hükümete gelebileceği bir süreç içerisindeyiz. Öyle bir veri tabanı da vardır. Ama geçmişte Ulusal Birlik Partisi de yaptı çalışma. UBP yetkililerinden aldığım bir bilgidir. %24 UBP, %47 CTP. Bana aktarılan gene UBP'nin yaptığı oylar dağıtımı şekliyle söyledikleri bana %24 UBP, %57 da CTP'de dağıtılmış oylarla beraber. Ne olursa olsun araziye çıktığımız zaman, bunda kamu yoklaması. Araziye çıktığımız zaman görüyoruz. O eskiden Ulusal Birlik Partisi'ne öyle veya böyle oy vermiş olan, destek vermiş olan insanlar artık Ulusal Birlik Partisi'nden herhangi bir beklentileri, istekleri, bir düşünceleri yok. Çünkü ülke iyi gitmiyor. Yani bireysel kazanalım derken ülkeyi kaybediyoruz. Ve ülkeyi kaybettiğimizde kazanacak bireysel herhangi bir unsur, bir çıkar da olmayacak. Dolayısıyla CTP'ye meyil artmaya başlamıştır. Ha, hoca diyor ki ben işte bütün partilerden soğudum. Hepsi de düzen partisidir. Hiçbiri de bir şey yapmayacak. Ama bilecek ki hoca demokratik bir durum vardır. Ve demokrasinin bir unsurudur siyasi partiler. Eğer hiçbirinden memnun değil ise hoca kendisi yeni bir parti kuracak demektir. Çünkü neticede partilerle devam edeceğiz. Onun için hepsini red ve inkar ettiğinizde elinizde başka bir unsur kalmıyor. Diyebilirsiniz ki oy kullanmayacağım arkadaş diyebilirsiniz, dersiniz. Ama bütün düzen partilerine şikayet ettiğiniz gibi etmeye devam edersiniz. Onun için gidersiniz bir yeni parti kurarsınız. Ve çıkar insanlara dersiniz ki hepsi başka, ben farklıyım ve ben başkayım dersiniz. CTP olarak baktığımızda dediğim gibi düzeni değiştirme iddiasıyla onlarca yıl ateş çemberlerinden geçerek siyaset yaptı CTP. Öyle yani çok uygun siyasi ortamlardan geçmedi CTP. Bugünlere gelişi CTP'nin çok kolay olmadı. Nelerden geçtik ama buralara halkı da beraber taşıdık. Yani düşünebilir misiniz? Vakti zamanında meclis de kuruldu, seçilen milletvekilleri de var, hükümet de var ama bütçe meclise gelmiyordu. Birileri bütçe yapar uygulardı ve siz bir siyasi parti olarak eylem yapacaksınız. Bütçe meclise diye. Meclise gelmeyen bütçe Ankara'da görüşülürdü. Yasal düzenlemeler de Ankara'nın onayı. Hepsi yaydı. Oradan yapıldı. Siz çıkacaksınız siyasi parti olarak diyeceksiniz ki bütçe meclise. İşçiye sosyal sigorta yoktu. Ve kimse de bunun talebinde değildi. Ta ki evet Cumhuriyetçi Türk Partisi bazı sendikalarla birlikte meydanlara çıktı ve dedi çalışanlara sigorta denildi. Eşit işe eşit ücret yoktu. Kadın erkek ücretlerinde farklılık vardı. Bunlar eşit olması lazım deyip bir mücadele yaptı. Bunlar kolay olmadı ve bugün bize çok basit gelen şey sigortalı olmak, çalışan sigortalı olur. Ama sigortalar yoktu. Sigortalar yoktu. Bir devletseniz, adınız belki o dönem federe devletti ama bir devlettiniz. Bir meclisiniz vardı. Seçilmiş milletvekilleriniz, onlardan çıkan bir hükümetiniz vardı. Bütçesi yok. Bütçe orada yapılmıyor. Bütçe başka yerden gidiyor. Birileri başka türlü harcar. Şimdi baktığınızda bunlar aslında çok doğal şeyler gibi gider ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin verdiği siyasi mücadeleler sonucunda bu oldu. Ve bu mücadeleyi verirken de birileri hoşnut olmadı bu mücadeleden. Yani şimdi ne güzel bütçe bir tarafa da yapılırdı. Biri çıktı bütçeyi meclise gönder dedi. Mecburen gönderdik, kaybettik o imkanı gibi bir de tepkiler vardı. Dolayısıyla CTP'nin siyasi tarihinde üzüleceği vakalar mutlaka yaşamıştır. Siyaset yapıyorsunuz. Bir iş yaparsanız ben makine mühendisiyim ve sanayi üretimde deneyimi olan bir makine mühendisiyim. Üretim yaparken sanayide freniz olur. Bütün mesele freyi azaltmaktır. Eğer bir siyaset yapıyorsanız, üreten bir siyaset yapıyorsanız bir freniz olur. Bütün mesele
en asgaride fire yapabilmektir. Hata yapabilmektir. Ondan ders almaktır. Yani sanayi üretiminde de biz bir fire oldu muydu, nereden geldi diye bakardık, düzeltirdik ve fire olmasını azaltırdık. Siyasette de nereden geldi, nasıl oldu deyip bakacaksınız. Bu fireyi düzeltecek, o hatayı düzeltecek. Öğretiyi kazanmış olacaksınız ve devam edeceksiniz. Dolayısıyla ben CHP'nin bu 52 yıllık siyasi tarihinde hiç hata yapmadığını iddia edenlerden değilim. Ama hatalarından ders almış olanlardandır. Bir tek CHP'nin aslında yakalayamadığı şans tek başına hükümet olmasıdır. O zaman tek başına hükümet olsun. Ulusal Birlik Partisi 2-3 defa oldu. Tek başına hükümet olsun. Eğer bu ülkede o vaat ettikleri gelişmeler, iyileşmeler, daha ileriye gitmeler olmazsa o zaman desinler ki siz aynısınız. Şimdi bu toplumda önce CHP yaşadı bunu. UBP'ye gösterilen hoşgörü CHP'ye gösterilmedi. Daha yakın geçmişti. Tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir siyasi geleneği var, tecrübesi var, birikimi vardı. Ama bir Halkın Partisi geldi. Onlar çok biraz amatör hatalar yaptılar siyasi açıdan. O dörtlü koalisyonun bozulması dönemi falan. Ama onlara da çok tolere hoşgörü gösterilmedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne hükümet olmak ki ilk 93 seçimleri sonrası 94'te başlayan süreçtir. Ve hükümette olmak CHP'ye yaramadı. O süreçte hatalar yapıldı mı? Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hükümet olduğu dönemde bugün eleştirdiğimiz ve şaibeli kazanç ve ihale sonuçları gibi olayları çağrıştıran örnekler CHP'nin zamanında hiç mi yaşanmadı? Şimdi CHP'nin yaşadığı ilk 94-96 dönem hükümeti, ilk defa hükümette olmaktı. 3 bakan, 4 bakanlıkla birlikte olmaktı diyelim. Elbette ki kadro sıkıntısı da yaşamıştır. Hem bakanlıklarda, siyasi görevlerde hem de teknokrat görevlerinde kadro sıkıntısı da yaşanmıştır. Ama bir de rejimle sıkıntı vardı. Rejim de CHP'nin sivrilmesi isteyen bir durumda değil ki neticede Abdullah Gül geldiydi sonunda. O zaman Dışişleri Bakanı geldi ve UBP'ye dedi ki bozacaksınız bu hükümeti, UBP'yle kuracaksınız dediydi. Ve CTP ile devam etmek istemediklerini Türkiye hükümeti olarak belirttilerdi. Yani CTP günahlarıyla, hatalarıyla o hükümetten ayrılmadı. Türkiye'den biri geldi ve dedi ki hayır siz DP UBP ile kuracaksınız hükümeti, probleminizi çözün, onunla kuracaksınız dediler. Daha sonraki yıllarda da 2004'te hükümet olduğu zaman ki büyük ortak olarak hükümet olduydu. Gene evet bir takım kadrolar vardı, siyasi olarak, teknokrat olarak kadrolar vardı ama çürük elmamız olmadı mı? Hiç öyle bir iddia yoktu. Çürük elmalarımız olmuştur. Ama onlar ağaçta ama, kalmadı. Evet. Onlar partinin dışına itildi. Şimdi onlar o çürük elma mı bu diye sorgulananlar var. Çürük elma diye etiketlenenler vardır. Ki o etiketlenenlerin bir kısmı mahkemelerde beraat etmiştir. Çürük elma olmadığına dair mahkeme kararları vardır ama tutun ki bir etiketi var. Kamuoyu algısı. Evet o vardır. Ama onlar şu anda partide yoktur. Şu anda onlar parti yoktur. Bir de bakarsınız UBP'ye, çürük elma dedikleriniz makam yetki ve hiyerarşide üst kademede olma şansını yakalamıştır. Yani çürük elma diye gördüğünüz... Sanki de aranan meziyet. Evet. Orada çürük elmalar bırakın ki partide olmaya devam ediyor, yukarı yukarı da çıkabiliyor. Yani hiç alınmasın Sayın Başbakan, hiç alınmasın. Ama o jet skandalının hala daha savcılıkta bekleyen dosyası varken kendisinin başbakanlıkta kılını kıpırdatmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Ve istemeden de kendisine acaba böyle bir hatası, ihmal ve kusur var mıdır diye sorgulanır. Ha siz eğer bu yönde bir endişeniz yoksa dersiniz savcılığa devam et arkadaş bitir bu davayı dersiniz. Bizim Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın böyle bir takım olaylarla ilgili sorunları olduğunda benim gene seyitir olduğum dönemdi de dediler ki parti olarak bizi savunun dediler. Dedim hayır parti olarak sizi savunacak değiliz. Siz ilk önce kendinizi mahkemelerde savunacaksınız, açacaksınız davayı. Her kim ki size diyor sen çürük elmasın ona karşı açacaksınız mahkemede davayı.
Ondan sonra biz arkanızdan geleceğiz. Ama siz bu davayı açmadan biz hayır bu arkadaşımız çürük elmadır demeyeceğiz dedik. Siz ilk önce kendiniz kendinize görülmesi gerek. Evet. Onu açacaksınız. Ondan sonra biz sizi destekledik. Açtılar davalarını ve mahkeme sonuçlandı. Herhangi bir ihmal ve kusurları bulunmadı arkadaşlarımızın. Ama davayı açtıktan sonra evet biz de kendilerine destek olduk. Manevi olarak destek olduk kendilerine. Dolayısıyla baktığınızda Sayın Başbakan böyle bir cadı ıskaladaşı... Ama yargı sonuçuna rağmen sevgili Kutlay kardeşim, Cumhuriyetçi Türk Partisi sanki de kamuoyu vicdanına da saygı göstererek bu sınırlı sayıda bile olsa bu isimlerin aktif siyasetin ön taraflarında olması için davetiye ve çaba harcamadı. Taban reddediyor. O şekilde bir etiketlenmiş insan haksız bir şekilde, yanlış bir şekilde bile olsa o etiketi alan var ya, taban onu reddediyor. Tam da işte farkı burada anlatmaya çalışıyorum. Yani üst kademe, yapmamak lazım. Üst kademe gel bir arkadaş demiyor, bırakın onu. Taban da senin bizden biraz uzak dur bir arkadaş. Çünkü sen birazcık lekelendin deyip onu saf dışına tutuyor. Ama o arkadaşlarımız bir kurultay olduğunda, bir kongre olduğunda geliyor, üyelik vazifesini yapıyor, oyunu kullanıyor ama... Onun ötesine gitmiyor. Dolayısıyla bir farkımız var. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde böyle ismi bir takım olaylara karışmış insanların üst kademeye çıktığını pek şahidi olamadık. Yani. Yok. Şimdi sona bırakırsam zamanı idare edemeyeceğim diye korkuyorum. Çünkü arada daha öncelik verdiğim ama bunu da konuşmam gerekiyor. Siz de Kuşa Belediye Başkanlığı da yaptınız. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa'ya iddialı sayılacak bir belediye başkan adayı çıkardı. Slavos Arinçirli. Evet. Birileri bunu eleştirdi ama Cumhuriyetçi Türk Partisi sanıyorum başından beri bu adayı yani 28 belediye de aday çıkaracağını söyledi. Lefkoşa Belediyesi'ni dünden bugüne yani... Ben Ziver Bey'i hatırlarım. Lefkoşa Belediye Başkanı. Doktor Ziver Bey. Doktor Ziver Bey. 76'ydı galiba. Sayın Akıncı Lefkoşa Belediye Başkanı seçildiği zaman da bir belediye başkanının başarılı sayılması için çöpleri toplaması yeterli sayılırdı neredeyse. Evet, hani, evet. İnşallah çöplerimiz toplanır meselesiydi. Bu arada da birazcık da şansımız yaver gitti. 74 gelirken Lefkoşa'nın kanalizasyon altyapısının arıtım tesisleri bizde kaldı. Evet. Dolayısıyla bize muhtaç bir durum vardı diyelim. Ve Sayın Akıncı da o köprüyü inşa etti, geçti. Ve Lefkoşa'da iki toplumlu en önemli bir projeyi hayata geçirdi. Lefkoşa'ya şöyle bir baktığınız zaman da buraya kadar gelirsiniz. Sizin de tecrübeniz var. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi bu kez, yanılmıyorsam Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Belediye Başkanlığı'nda sizi ve Kadri Fellahoğlu'nu denedi. Evet. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Şimdi bir iddiası var, rüzgarda esiyor tabii ki. Bunu böyle bir hem Lefkoşa'yı tanınmış belediye, hem gelişimi, büyümesi... Ve belediye başkanlığının Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden açısından önemli ama ben size hep CTP'li olarak sormak istemiyorum. Çünkü Kutlay aynı zamanda bir düşünce insandır toplumda. Elle de parti rozetiyle konuşmasına gerek yok ama Ali Erdoğan'ı bir dinleyelim. Evet. Telefona gelmiş. Ali Bey merhaba. Selam Arasan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi tam da güzel bağladınız. Sayın Kutlay Erdoğan dediğiniz düşünce insanıdır. Ben de onun üzerinden... Zaten bir şeyler söylemeyi planlıyordum programın başında da dediğiniz yani gibi. Yani konudan... siyasi rozeti sevgili Ali Erdoğan öneriyorum. Yani aktif siyaseti ne kadar çok insan yaparsa o kadar toplumun hayrınadır ama yani evet. Elle de birilerini git bakalım bu konuda parti kararı varsa bize anlat o görüşleri demem. Çünkü programın başında da söyledim. Sevgili Kutlay Erk'le ben her şeyi konuşabilirim. Evet. Şimdi ben bir öncelikle Sayın Kutlay Erk dedi ki solcu partidir CTP. Sosyalist yazar programında yanılmazsam ama ben dinleyenlerin iki kere değil üç kere düşünmesini isterim. CTP solcu mudur? Benim tanımıma göre
tabii bunu Sayın Kutlay Erk'e soruyorum. Benim tanımıma göre CHP popülist bir partidir. Son, en son yani yaşananlar bütün hepsini düşündüğümde, isim vermeyeyim şimdi, Yemen'i takıp da camilere gitmelerden ondan bunlara, tam bir popülist partidir. Yani önce onu söyleyeyim, bunu Sayın Kutlay Erk değerlendirsin. Bir caminin şeyinde de türbanlı bilmem neli, işte Yemenili neyse adı, gitti. Yani bir neler neler daha, yani söylemeyeyim. Şimdi ben İbrahim Hoca bağlandı, dedi ki doğrularımı söylemeye devam edeceğim. Şimdi herhalde kendi doğrularından bahseder. Çünkü bir demokrasi içerisinde herkesin kendi doğruları vardır. Özellikle politik arenada farklı doğrular vardır. Tabii nesnel şeyler vardır. Attığım bir şey de attırdım. Veya bir camiye gitti, başında türban giydi, Yemeni giydi, bağladı. Ellerini açtı sosyalist olarak, komünist olarak. Onu gördük, gazeteler yazdı. Veya televizyonlarda dinledik. Şimdi bunlar tamam tartışılmaz, yani olmuş olaylar, ama herkesin kendi doğruları, görüşleri vardır. Şimdi ben Kutlay Erk'e sorum, yani esas sorum, sağdan soldan, popülizmden, Yemeni'den, camiden ayrı olarak esas, yani bir düşünce insanı olarak, bir belediye başkanı olarak, bir politikacı olarak, kendisi insan aklı, insan aklı doğruları bulmaya yeterli midir? Bunun cevabını verirse lütfen de ben de bir dinleyeyim. Peki, çok teşekkür ederim sevgili. İyi yayınları. Ali Erdoğan, sana bir soru sorayım ben ya. Buyurun Hasan Bey. Yani bu sorumda bir ön yargı olmadığını, beni tanıyorsunuz. Olsa bile benim için çok önemli değil Hasan Bey. Peki, tamam, kabul ettim. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Ulusal Birlik Partisi'ni %100 aynı kefeye koyar mısın? Şimdi Hasan Bey, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben kendi bakış açımdan, ben Kıbrıs Türk toplumu siyasetinin dışında... Ama yani verdiğin şimdi, cevap sorumu unutturmasın. Şimdi, uzun evet, uzun unutturmasın, olmasın, şimdi, sorum hatırlansın. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Ben Avrupa Parlamentosu ilk seçimlerine katıldım. Ve Sayın Ioannis Kasulidis, Güney'de Dışişleri Bakanı'dır. Şu anda gittim, ona oy verdim. Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili oldu. Sayın Ioannis Kasulidis. Yani bizi. Şimdi, Kuzey'de de hayatım boyunca şimdiye kadar bir tek üniversitede öğrenciyken geldim ve Sayın Akıncı'ya bir oy vurduydum. Sayın Denktaş kestiydi uçak biletimi. Biri de boynuma Denktaş kolyesi taktıydı. Gelince Kıbrıs'a, ben de daha da kızdıydım. Gittiydim Akıncı'ya vurduydum. Müstatik o değilsin diye. Barış ve demokrasi. Şimdi ben barış ve demokrasi ve Kıbrıs kimliği üzerinden bakarsam, yani Kıbrıs'ı Türk olarak değil. Elbette CTP, ben liberal olarak barışçı bir insanım. Ama CTP solcu olarak en önemli kimliği barış söylemini şimdiye kadar devam ettirdi. Sayın Erdoğan en son 77. bitti bitmedi bilmem, o kadar takip etmem. Güvenlik Konseyi Genel Asamblesi'ndeki konuşmasında KKTC'nin tanınmasına davet etti. Şimdi Türkiye'ye rağmen CTP barışı, federasyonu, bu topraklarda Kıbrıslı kimliğini savunacak mı? Eğer savunacaksa eğer bir fark göreceğim. Peki. Ama diyecekse bana, ben de giriyorum UVP'nin yoluna da. Sevgili Ali Erdoğan, amma ve lakin kısmını bırakalım sonraya. Çok teşekkür ettim sana. Umarım cevapladım Hasan Bey sizi. Verdin. Aldım ben cevabımı. Teşekkürleri yayınlar. Ama benim sorum neydi? Özür dilerim, yani rahatsız etmeyin. İnsan aklı doğruyu bulmaya yeterli mi? Evet. Tek başına bir birey insan aklı doğruyu bulmaya yeterli mi? Teşekkür ederim. Çok kendi değerlendirmeleriyle, kendi deneyimleriyle, kendi bilgileriyle kendine göre bir doğruyu bulur. Ama doğrudan doğruya fark olabilir. Kiminki daha doğrudur, o bir de tartışma konusudur. Dolayısıyla kolektif akıl doğruyu bulmakta daha iyi bir yöntemdir. En doğruyu bulmak için kolektif akıl en doğru yöntemdir sosyal konularda. Peki siyasi bir partide kolektif akıl için, ortak karar üretme, ortak akıl için parti disiplini, bireysel yetenekleri köreltir mi? Köreltmemesi için bir parti içi demokrasi nasıl çalışmalı? Şimdi eğer kolektif akıl kullanacaksanız, parti içi demokrasi herkesin
kendi aklını ortaya koyması, tartışmanın yapılmasıdır. Disiplin dediğinizde o ortak aklın bulduğu doğru sonucu neyse, kabul edecek. Evet, herkes o sonucu kabul edecek. Disiplin odur. Siz hala daha yok abi ben böyle düşünüyorum diyerek yapamazsın. Çünkü ortak akıl kolektif tartışma sonucunda bu sonucu üretmiştir. Öyle görmek lazım. Şimdi Ali Bey şey diyor, popülist bir partidir diyor CTP. Biz ideolojik bir partiyiz. Popülizm bir ideoloji değildir. Biz CTP olarak sol bir partiyiz, sosyalist bir partiyiz. Tüzüğümüzde de yazar, çağdaş sosyalist bir parti olarak tüzükte de yazar. Dolayısıyla biz popülistik. Popülizm yapacak olsak UBP gibi tek başımıza hükümete çoktan gelirdik. Onları yapamadığımız için olduk. Yani biz örneğin görevdeyken istihdam yapmazdık. Ben belediyede yapmadım. Ahmet Bendi Gönleli Belediyesi'nde yapmıyor. Oktay Kayap Mausa Belediyesi'nde yapmadı. Biz kaybettik. Örneğin ben kaybettim. Gelen arkadaşımız dünya kadar istihdam yaptı, battı belediye. Oktay Kayap seçimi kaybetti. Gelen şimdiki başkan dünya kadar istihdam yaptı, battı belediye. Oktay Kayap Mausa Belediyesi'ni aldığında aynı şekilde batık bir belediyeydi. Oktay geldi, 2 sene içerisinde toparladı, ayağa kaldırdı. Ondan sonra yatırım yaptı, geliştirdi. Ve Mausa'da dünya kadar belediye hizmetler verdi. Ve iyi bir mali yapıyla devretti. Gelen tekrar istihdam yaptı, batırdı. Peki. Popülist olsaydı CTP, bunlar yaşanmazdı. Hükümetlerde de aynı durum vardı. Yani son Erhürman hükümetinde partililer çok istedi. Erhürman dedi ki hayır istihdam yok dedi. Yani boşuna istihdam yok, gerekli istihdam yapılacak denildi. Ve çok da parti içerisinde arkadaşlar şey yaptı yani üzüldü ama bu popülist değildir. Bizi seyrediyor, duyuyorum ben böyle kulağım hassastır. Bizi evinde seyrediyor vatandaş. Diyor ki aman be Kutlay Bey, solculuk mu kaldı? Evet, solculuk kaldı. Cami yıkılsa bile mihrap yerindedir. Dolayısıyla sistem değişmiş olsa bile... Anlatsın bize bu Kutlay Bey. Solculuk ne kadar vardır? Yani ya da solculuk nedir? Solculuğun bir temel kavramı emeğe saygıdır, emeğin haklarını verebilmektir. Diğer temel kavramı da insancıl olabilmektir, hümanist olmaktır. İkisini beraber götürürsün. Sol siyasette ikisini beraber götürürsünüz. Yani insanları benden olan ve benden olmayanlar diye ayırmazsınız. Hümanistsiniz ve hepsini seversiniz. Ama bunlar içerisinde ekonomik durumu zayıf olan emeğin kendi yarattığı değerden daha fazla pay alması ve daha iyi koşullarda daha kaliteli bir yaşam yaşayabilmesi için ailesiyle beraber onun siyasetini yaparsınız. Sömürünün azalması ve gitmesiyle ilgili bir siyaset yaparsınız. Zenginlik dağılımının bu mevcut koşullarda dengeli olabilmesi için yaparsınız. Yani örneğin biz Marksist gelenekten gelen bir siyasi duruşumuz vardır ama hep deriz ki Marx 1800'lerde yazdığı Kapital kitabını şimdi yaşasaydı aynısını yazmazdı. Günün koşullarında bir sosyalist teori yazardı. Lenin 1917'de Marx'ın teorilerine ilaveler yaptığında şimdi yaşasaydı aynı ilaveleri yapmazdı. Marx'a göre emek bir proleterdi, işçi sınıfıydı. Ama el emeği üzerine dururdu. Şimdi beyin emeği de bir tabii işçi sınıfı olmuştur. Biz işte çağdaş değerler, çağdaş yapı içerisinde bir sosyalizmi gütmekteyiz. Sosyalist bir ideoloji yapmaktayız. Var mıdır daha derseniz evet daha vardır. Hala daha beyin emeğinin, kol emeğinin, el emeğinin sömürüldüğü, yarattığı değerden kendi hak ettiği payı alamadığı bir yapı içerisindeyiz ve kavgamız emeğin üretkenliğinin olması ve yarattığı değerden de daha fazla pay alabilmesidir. Şimdi fırsatım olduğu zaman yinelerim ben. Ben biliyorsunuz işte ben gazeteciyim, burada bulunuyorum. Ben tarafsız olmam gerekiyor. Yok öyle bir şey. Ben tarafsızlığı ahlaksızlık kabul eden bir duruştayım. Yani taraf olmam gerekirse oluyorum. Sovyetlerin yıkılmasını da sosyalizmin yanlışlığı ve çöküşü olarak görmem. Uygulamada bir takım sıkıntıları vardı. Eğer bugün dünyanın en kapitalist ülkelerinde bile sosyal devlet sorumlulukları
varsa, eğer bugün hala daha insanlar sosyal devlet sorumluluklarını hatırlatıyorsa, bu sosyalizmin bir etkisidir derim. Ama bizim soru gitti gümbürtüye. Geleyim öyle soğundan yakalayayım. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa'ya iddialı bir adayla aday oldu. Evet. Bu adaylık sürecini Kutlay Erk nasıl değerlendiriyor? Cumhuriyetçi Türk Partisi açısından bütün belediyeleri de konuşmuyorum ama Lefkoşa Belediye Başkanlığı ne ifade ediyor? Şimdi Lefkoşa Künce Başşehir'dir. Dolayısıyla Lefkoşa Belediyesi bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının belediyesidir. Çünkü başşehirdir. Ve hepsi Lefkoşa'dan hizmet alırlar. Gelirler giderler. Dolayısıyla onlara da Lefkoşa Türk Belediyesi hizmet verir. Başşehir Belediyesi. O sorumluluğu taşıması lazım. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak aday belirleme sürecinde kendi içimize epey bir değerlendirmeler, çalışmalar, yoklamalar yaptıktan sonra bir şey açıldı, müracaat dönemi açıldı, adaylık müracaatı dönemi açıldı. Aday arkadaşlarımızın müracaatları oldu. İki müracaat oldu. Sandık kuruldu, seçim yapıldı. Sıla arkadaşımız aday olarak belirlenmiştir. Ama önceki tartışmalarımızda da hep söylediğimiz bir şey vardı. Bu Lefkoşa Türk Belediyesi'ne bir kadın belediye başkanı eli değsin. Farklıdır. Ben kendi deneyimden söyleyeyim. Kadın belediye meclis üyelerimiz bizim dönemde. Kadın belediye meclis üyelerimizin katkıları erkek belediye meclis üyelerimizin katkılarından daha farklı, daha stratejik, daha değerliydi. Çünkü farklı bir bakış vardı. Bir anaç bakış açısı vardı. Hem şehire hem yurttaşa. O el çok farklı bir evdi. Dolayısıyla şimdi bir kadın belediye başkan adayımız var. Kapasiteli bir adayımız var. Güçlü bir adayımız vardır. Ve Lefkoşa, Sıla Usar İncirli. Evet. Sıla Usar İncirli güçlü, kapasiteli ve bu işi seçildiği zaman başarılı bir şekilde yapabilecektir. Ve Lefkoşa aslında ihmal edilmiş bir başşehirdir. Geçenlerde bir yerde bir konuşmadaydık. Ben kendi dönemimde ilgili söylediydim. Muhataplarımdan dolayı onu söyledimdi. Dedimdi Lefkoşa başşehirdi ve 5 yıldızlı oteli yoktu. Ve benim bir vizyonumdu. 5 yıldızlı otel olması lazım. Ve işte Golden Tulip yapıldı, Merit Otel yapıldı, 5 yıldızlı oteller yapıldı. Başşehrin 5 yıldızlı oteli yoktu. Düşünebilir misiniz? O yapıldı. Şimdi diyorum 5 yıldızlı otellere layık başşehir yoktur. İşte şimdi bu belediyenin evet insanlarına layık, otellerine layık, çalışanlarına layık, herkese layık, Kıbrıslı Türklere layık bir başşehri olması lazım belediyenin. Şimdi burada görevde olan iki dönemdir Sayın Armancı. Evet. Sayın Armancı'nın görevi devraldığı dönemin belediyenin ekonomik mali koşullarını düşündüğümüz zaman zar zor kendi kendine yeten bir belediye yarattı. Dolayısıyla artık bundan sonra yavaş yavaş şehre dokunuyordu gibi yaklaşımlar da var. Bunu tamamen geçersiz mi sayarsınız? Hayır, yani yiğidi vur öldür hakkını ver derler. Tamamen geçersiz demem ama yetersizdir. Yani Sayın Harmancı eğer Kadri Fellahoğlu'nun devraldığı gibi alsaydı belediyeyi durumumuz çok kötüydü demektir. Çünkü Sayın Harmancı devraldığında belediyenin gene bir takım fonksiyonları başladıydı. Bazı dengeleri kurulduydu. Yani Kadri Fellahoğlu devraldığında çöp arabaları dışarı çıkamazdı. Lastikleri yoktu. Bir, lastik temin edildi ama dediler sigortası da yoktur. Sigortalar yapıldı. Hadi çıkın denildiğinde ama aküler de oturdu dediler. Çek yasağındaydı ve esnaf belediyeye kredili hiçbir şey vermezdi. Tamam. Oradan Sayın Harmancı devraldığında böyle sıkıntılar yoktu. Yani vasıtalar da dışarı çıkabiliyordu. Esnaftan da alışveriş yapılabiliyordu. Yapılandırıldıydı borçlar, bir yol alındıydı. Şimdi oradan başladığınızda ben şuna benzetiyorum. Yani örneğin Oktay Kayalp'ın belediyeyi 1994'te devraldığı gibi bir Mausa Belediyesi gibi bir Lefkoşa Belediyesi devraldı. Oktay Kayalp 96-97'de bu belediye ayağa kaldırdı ve bir şeyler yapmaya başladı ve devam etti.
Ahmet Beyni aynı şekildeydi. Aziz Kaya aldığında Lefke'yi aynı şekildeydi. Sayabilirim. Bir iki sene içinde. Aziz Kaya Belediye'yi devraldığı zaman Lefke'de araçların yakıt sorunu vardı. Her şey vardı. Şeyi Dikmen Belediyesi'ni devraldığında şimdiki başkan Çelebi, Sayın Çelebi aldığında aynı kötü durumdaydı. Ama bir iki sene içinde toparlayıp yol aldılar ve yüzdürdüler, gidiyorlar. Şimdi 8 senedir görevdesiniz. 8 sene sonra hala da bana derseniz ama ben iyi durumda almadıydım belediyeyi derseniz derim arkadaş demek ki sen 8 sene mali yapıyı iyi yönetemedin. Ki hala daha şikayetçisin. 8 sene önce olabilir. 10 sene önce Fellahoğlu devraldığında kötüydü. Tamam. Sen devraldığında nispeten daha iyiydi ama tamam parlak değildi. Borçları vardı falan. Diğerleri de aldığında borçları vardı. Toparladı. 2 senede 3 sene toparladı. Sen 8 senedir hala da bana dersen ama mali durum iyi değildi derseniz bana derim ki gelir gider yönetimini, mali gelir gider yönetimini yapamadınız. Onun için hala daha bugün ondan şikayetçisiniz. Ha, bazı şeyler yapıldı. Projeler yapıldı. Benim zamanımdan kalan projelerdir. Benim dönemimden kalan mesela projelerdir. Eşmet Yusuf Caddesi. Benim zamanımdan kalan proje. Bir takım rötuşlar yapıldı üzerinde ama benim zamanımdan kalandır. Şimdi dere boyunun rekreasyon projesi var. Gündemde onu yapmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği'nden fon almaya çalışıyorlar. Benim zamanımdan kalan bir projedir. Ne olacak bu projeyle? Bu projeyle derenin, dere boyunun diğer yatağı yani askeri bölge içinde yani olan yatağı. Yani böyle bir tur atsın yol. O vardır, o da vardır. Bir de orada bütün yol boyunca, dere boyunca orada parklar olacak, yürüyüş alanları, bisiklet alanları. Evet. Yani o kadar bir çizdikti ki projenin, avan projeyi çizdikti. Göletler olacak, göletlerde ördekler olacak dediydik. Çay bahçeleri, kahve bahçeleri falan da olacak. Çocuktan oyun alanları olacak şekildeydi. Ve Pronto kavşağından başlardı proje. Şimdiki Suitex önlerine kalan kadar gelen bölge ilk uygulama alanıydı ama o da daha devam edecekti. Şimdi bu proje yeniden canlandırılıyor ve aynı minval üzerinde gidiyor. Yeni projeler diye baktığınızda benim zamanımda yapmadığımız projeydi. Merkez Lefkoşa projesi. O yeni bir projedir. Ağım şahım bir proje diye ortaya çıktı. Kullanımına bakarsanız şimdi gecekondulaştı. Orasından bir bez güneşlik diye asarlar. Burasından bir levha diye bir şey koyarlar. Gece kondulaşmıştır ama ilk yapıldığında proje çok güzel görünüyordu. Mali tarafı da büyük oranda Türkiye Büyükelçiliği tarafından desteklendiği söylenir. O tarafında değilim. Ama proje yaptığınız çok güzel göründü. Uygulamaya geldiğinizde belli ki eksiklikler vardı. O eksiklikleri de güzel görüntüyle gidermek var iken lalet tayin bir şekilde kullanan esnafın kendi takdiriyle yapılmış düzenlemeler vardır. Bu da yazıktır. Dolayısıyla iyi yönetilmedi. Belediye iyi yönetilmedi. 8 sene bu belediye mali tablosu iyi yönetilmediği için iyi bir uygulamalar yok. Ha şeye baktığınızda Haspolat'taki arıtma tesisine baktığınızda zamanda benim ve Rum Belediye Başkanı ortaklaşa yaptığımız bir projeydi. Finansmanı Avrupa Birliği'nden ortaklaşa aldıktı. Ondan sonra uygulanmış bir projedir o projede. Ama oradaki örneğin siz dediniz ya Rumlarla beraber Rum'un yaptığı bir projeydi 74'ten önce dediniz ya topografya nedeniyle oradadır. Yani güneyden kuzeye bir eğim vardır. Dolayısıyla o zaman onu seçmişler. Haspolat'ı seçmişler. Haspolat bizde kaldı. Ondan sonra iki belediye Akıncı döneminde işbirliği yaptılar. Biz de işbirliğimizi yaptık. Ve bu uygulama yapıyoruz. Su çıkacak. Tarımda kullanılabilir nitelikte su çıkacak. Rum Belediye Başkanı dedi ki bak bunu çalıştırma maliyetini %80'i biz ödüyoruz. %20'sini siz de ödüyorsunuz. Suyun %80'i bizimdir. O %80 tarımda kullanılabilir suyu istiyorum dedi. Dedik tabii verelim alın. Ama dedim sen onu geri alacaksan sen alacaksın. Ben sana gönderecek değilim. Proje yapacaksın, uygulayacağız. Masrafı sana aittir. O suyu geri alacaksınız. O suyun pompalanması falan. Yukarı pompalanacak. Gitti geldi dedi ki
sen dedi ben muhasip kökenliyim, sen mühendis kökenlisin, sen bu projenin feasible olmayacağını bilirdin. Demektir ki dedi, öyle yaptın, tamam dedi. Alabilirsen gel taşı da al. Al, o maliyeti kurtarmıyor. O maliyeti yükseğe kullanıyor muyuz o suyu? Şimdi bu kullanılıyor. Yani bir şekilde kullanılıyor, tarıma bir şekilde kullanılıyor ama bir kısmı da doğaya bırakılıyor. Yani bugün Avrupa'nın pek çok önemli kenti hemen hemen tümünde bir ciddi bir arıtım var. Yani o arıtılar, yani su sadece kullanım değil, tekrar neredeyse içme suyu gibi olabiliyor. Yani Avrupa'da o su boşuna atılmıyor. O su aslında bizde çıkan su da, projede çıkan su da içme niteliklidir. Ama kime dersiniz iç bunu? Yani bunu söylemeyin. İlk bize takdim edildiğinde içme niteliklidir dediler. Yani isterseniz içmeye de sorabiliriz dedik. Yok, bu risklidir. Kime dersiniz bunu iç diye. Ama baktığınızda gene belediyelerin görevidir. Yurt dışında gelişmiş belediyelerde görüyoruz. Avrupa'daki şehirlerin pek fazla su derdi olmaz. Çok ender kuraklık olur onlarda. Ama yağmur suyu topluyorlar. Yani bakınız, şimdi kulağını çınlatmak istedi. Mehmet Ali Yüksel'in lav rektörü. Evet. O çevre mühendisidir. Evet. Ve Thames Nehri'nden yararlanıyor Londra Belediyesi içme suyu olarak. Bakıyorlar ki bir dönemde işte şu kadar sudan şu kadar temiz kaliteli su elde edilecek. Bir dönem o suda, nehirde oluşan hayatın içindeki yosun veya diyelim at diğerleri, belli hareket canlılar diyelim genel anlamda. Yani işte 5 tondan 1 ton yerine 7-8 tondan bir proje yaptılardı. İnsanlar yani boşa harcanmıyor. Çünkü boşa harcanma enerji kaybıdır. Da. Tabii ki. Yani biz yağmur suyunu toparlayabiliriz. Yani hoca o projede çok etkin yer almış birisi. Evet, yağmur suyunu toplayabiliriz. Ben Amerika'da bir yerde gördüm. Bir göl vardır. Bir üniversitenin alanı içerisinde bir göl vardır. Göl derin bir göldür. Ve derinine gittiğinizde her zaman için orada 4 derecede su vardır. Her zaman için 4 derece su vardır. Üstü donsa bile, tabaka donsa bile veya sıcakta donmasa bile o altta o ısıdadır. Bu 4 derecedeki suyu çıkarıyorlar. Yazın soğutma sistemine kullanıyorlar. Kışın kendi su tüketimlerine kullanıyorlar. O göldeki su ve devri daim yaptırıyorlar. Yani kullandıkları suyu da tekrar göle arıtıp tekrar göle veriyorlar. Böyle sistemler var. Şeye bakıyorsunuz, yani şimdi bizim çok yapılmaya başlandı bir bölgenin işte bir müteahhit tarafından site olarak geliştirilmesi. O sitenin içerisine diyebilirsiniz ki bu daha fazla şeyden gelmesi lazım, şehir planlamadan gelmesi lazım bu önerin. Diyebilirsiniz ki arkadaş tamam site yapıyorsunuz. Bir mecburiyet de var, atıklarını kendileri muamele edecekler de bir mecburiyet var ama diyebilirsiniz ki yağmur suyunu da toplayacaksın. Oluk sistemini öyle yapacaksınız ki bütün sitede her taraftan o olukları bir kanaldan oluklayacaksınız, bir yere akıtacaksınız. Bu arada o suyu tekrar kullanıma bir şekilde vereceksin. Parmacımı kaldırdım hocam. Evet, söz sizin. Avustralya kocaman bir kıta. 20 kusur milyonlardadır. Evet. Sanıyorum hala daha. Orada devlet teşvik veriyor ve evler yağmur sularını depoluyor. Biz 75 milyon metreküp su geliyor Türkiye'den. Allah razı olsun. Evet. Yani en azından havaya bakmıyoruz artık. Su vardır. Ama bir zaman bir bilimsel çalışması yapılmıştı. 25 milyon metreküp su bu kurak ülkeden denize akıyor. Evet. Yani Yeşilırmak'tan tutun gidene kadar. Ve dedim ki ya siz çok basit. Bir garaj var ya, araba garajı. Onun çatısından akan yağmur sularını bir yerlerde toplamaya kalkın. Bir kış mevsiminde çok rahat 20 ton biriktirirsiniz. Çok rahat. Evet. Çünkü ben denedim bazı şeyleri, baktım. Bir şey koydum, ne kadar dolar. 5 dakikada doldu bizim var el. Yani biz, siz çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Yani biz var olan kaynakları, yani doğal kaynağı sadece işte çevreydi, o değil. İşte bir yağmur, yani en kurak saydığınız dönem kaç tane ev vardı?
bu evlerin su depolama kapasiteleri olsa bilmem kaç milyon, rahat 30 milyon ton toplarsınız. Çok rahat toplarsınız. Bakın eskiden apartmanlarda, apartman tasarımlarında sivil savunmanın bir kuralı gereği bodrum katı olacaktı. Evet. Ve son zamanlarda o kural terk edilmiş ama eski yapılmış apartmanların bodrumları var. Eğer o zaman biz deseydik tamam bodrum mecburi. Apartmanın bütün yağmur suyu olukları bodrumda bir depoya toplanacak. Ondan sonra pompalanacak şeye. İzolasyon yapacaksınız. Her şey. Nem oranını aşacaksınız. Oradan toplayacaksınız ve basacaksınız. Sistem içerisine vereceksiniz. Yarası olan gocunsun. Evet. Bunları yapabiliriz. Bunlar belediyecilikte yapabileceğimiz çok değişik uygulamalardır. Ve eminim bu gibi konularda Sayın Sıla Usar seçildiği zaman Lefkoşa Belediyesi'nde bu gibi projeleri de uygulamaya getirebilecek diye demin düşünüyorum. Yarası olan gocunsun dedim. Evet. Küçük, biz hep sıkça kullanıyorum bu ara. Kuyunun dibindeki kurbağaya sormuşlar gökyüzüne kadar, kuyunun ağzı kadar demiş. Ve işte biz mandıra düzeni diyoruz ya, kuyunun dibinde yaşamak mandıradan yaşamaktan daha kötüdür. Eğer buralardan çıkmazsanız, dünyada olandan bitenden haberiniz olmazsa yaratıcı olamazsınız. Gördüklerinizi geliştiremezsiniz. Bunların yani biz doğru dürüst bir otelde konaklamamış insandan turizm bakanı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani ben Kıbrıs sorununda geliyorum Kıbrıs soruna çünkü son 5 dakikamız var. Evet. Kıbrıs sorunu daha önce diyordum ki Türkiye'de en az bilgiyle en çok konuşulan konudur. Ekledim. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta en az bilgiyle en çok konuşulan konu nedir? Kıbrıs sorunu. Kıbrıs sorununda umutsuz musunuz? Hayır. Umutsuz olmamın hiçbir gerekçesi de yoktur. Umutluyum. Çünkü neticede bu sorun çözülecek. Sorundan yaşayamayız. Bir çözüm olacak. Şimdiki liderimiz diyelim Sayın Tatar, İki devletli çözüm diye bir konu üzerinde duruyor. O çözüm modeli üzerinde duruyor. Kendinden başka birinin kabul ettiği bir çözüm modeli değil. Yani Türk tarafı olarak biz KKTC ve TC'nin tuttuğu bir şey. Anlam planında iki devlet yok muydu? İki federal devlet vardı. Devlet. Şimdi iki eşit egemen devlet diye gider. Aslında baktığınızda kelimeleri iyice tahlil ettiğinizde sanırım bir gün kayacaklar. Federal çözüme kayacaklar ve biz diyorduk ya egemen eşit iki devlet diyorduk ya işte o federal yapıdır diyecekler. O gerekçeyle dönecekler federal çözüme diye düşünüyorum. Yani tanınmış, ayrılmış, sınırları belirlenmiş iki ayrı devlet da ondan sonra birleşme değil bizim söylediğimiz diyecekler bir gün. Bu anlam planında bayrağımız da vardı. Her şey vardı. Vardı. Marş da vardı. Evet. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de vardı. Taraflar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde taraflar kendi milli marşlarını ve milli bayraklarını kullanabilirlerdi. Bir de ortak marş olacaktı. Olmadı. Ortak bayrak olacaktı. Olduydu. Vallahi bir sesi düşünerek soruyorum. Geçenlerde yeni görüşmeciyle konuşuyordu. Güney'in Menalov. Evet. Ve bana o dedi ki marş vardır ama çok kullanılmaz. İşte, kullanılmıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde var mı böyle bir marş? Biz, İlk defa duydum. Ben de ilk defa duyuyorum. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin marşı yazılmış, bestelenmiş ve kullanıma girmiş bir marşını ben hiç hatırlamıyorum. Peki Ersin Tatar'ı kolay eleştiriyoruz da. Anastasiadis yolun sonuna doğru geliyor. Anastasiadis masum biri olarak mı gidiyor? Anastasiadis'in masum biri olmadığını Birleşmiş Milletler bile ima ediyor artık. Evet. Kendisine ima ediyorlar artık. Rum tarafına masum olmadıklarını da ima ediyorlar. Yani siz Birleşmiş Milletler belgesi olan anlam planı hayır dediniz. Birleşmiş Milletler çatısı altında bir görüşme süreci başlattı. Crans Montana'da orada terk ettiniz. Ve hala daha bize gelirsiniz ve dersiniz ki bu Türk tarafı suçludur. Yani işte Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hırsızın hiçbir suçu yok derler. Senin hiçbir suçun yok. Senin iki defa suçun vardır. Hem de birincisi Birleşmiş Milletler evrağına, dökümanına hayır diyerek tek taraf olarak Yunanistan bile o zaman Annapurna'ya karşı ya. Değildi. Tek Kıbrıs'ın tarafıydı karşı olan ve siz buna Birleşmiş Milletler dökümanıydı Annapurna'yı. Siz buna hayır dediniz. Şimdi gelirsiniz ve dersiniz ki bize sen nasıl bir Birleşmiş Milletlersin ki Türkiye'yi tertipleyemiyorsun Kıbrıs sorununda.
Sen nasıl bir Kıbrıs Rum tarafıydın ki bizim Evra'ya hayır dediydin. Dolayısıyla bunun imaları vardır kendilerine. Mavrianis zaten aday olmazdan önce ve aday olma sürecinde Cumhurbaşkanlığına orada zaten ima ettiydi. Uluslararası güvenirliğimizi yitirdik biz artık. Birleşmiş Milletler de uluslararası toplum da bize artık güvenmiyor dediydi. Bunu söyleyerek aday oldu kendisi de. Dolayısıyla Anastasiadis de masum Guterres, değildir. Guterres bunu şeyde kameralar karşısında söylemiyor ama Anastasiadis'in bu süreçte fırsatların olumsuz gelişmesinde suçlu olduğunu söylüyor Guterres. Hani bunu biz Guterres'ten işitmedik ama yabancı diplomatlardan, çok etkili rahat. Yabancı diplomatlardan, Crans-Montana'da izleyici olan yabancı diplomatlardan ve yabancı katılımcılardan da duyduk. Çok da öfkelendilerdi. Hatta bir tanesi Özdin Nami'ye demiş, yani çok basit tabiriyle söylüyorum demiş Özdin Nami'ye, istemedi Anastasiadis. Bunun başka bir yorumu yoktur demiş. Bunları biz yabancı diplomatlardan duyuyoruz. Yani Kıbrıs Rum tarafına kapalı kapılar arkasından hatırlatıyorlar. Şimdi hatalarını, eksiklerini ve yanlışlarını. Siyasetçiyle demeyeyim ama genellikle yani ne düşündüğü merak edilen insanlar diyeyim isterseniz. Sadece politikacıyla kısıtlamayayım. Söylediklerinden söylemediklerini, yazdıklarından yazmadıklarını okumanız gerekiyor. Ben Anastasiadis'i genel başkanı olduğu dönemde tanıdım. Benim Makarios ve Gipriano hariç bütün geriye kalan liderlerle bir defada en az bir 4 saatim vardır. Çünkü evet. Daha kısa saatleri birleştirerek tanıyamazsınız. Evet. Anastasiadis bana demişti ki ben bu Kıbrıslılık işine inanmıyorum demişti. Siz Türk ulusunun parçası, biz de Helen ulusunun parçasıyız. Ben parti tabanıma ve seçmenime bu Kıbrıslılığı anlatamam. Ve daha sonra da hep dinlediğimde biz tarif ederiz ya BM parametreleri şu işine geldiğinde onu söylüyor ama bir tarifi var. Kıbrıs sorununun toplumlar arası görüşmeler yoluyla çözümlenmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu kadar. Yani içini doldurmuyor. Bu fırsatı yeniden yakalayabilecek miyiz? 2023 Türkiye seçimlerinden ne beklersiniz? Bize dönük. Şimdi bu fırsatı biz yeniden yakalayacağız. Yani bu Kıbrıs sorunu çözülecek ve çözülü de bellidir. Yani bir birleşik federal Kıbrıs olacak. Federal Kıbrıs'ın yapılanması, tarafların yetkileri, sorumlulukları hep onlar yeniden düzenlenecek. Ama öyle bir çözüme gideceğiz. 2023 Haziran en geç 2023 Haziran'da Türkiye'de bir seçim olacak. Beklentim, bize yansıması olarak beklentim, seçim sürecinde şimdiki Ankara hükümetinin ekonomi falan zordadır diye milliyetçi duygular üzerinden kampanya yapacağına inanıyorum. Ve o milliyetçi duygular üzerine kampanya yaparken de en kolay konu Kıbrıs'tır. İşte Libya'da öyle yaptık, Suriye'de böyle yaptık, Irak'ta şunu yaptık. Yani o da birazcık dürtükler belki milliyetçi duyguları ama Kıbrıs farklı dürtükler. Haziran 23'e giderken bunları kullanacaklar diyor diye düşünüyorum. Ama Haziran 23'ten sonra kim seçilirse seçilsin. Türkiye'nin ekonomik durumu ve Türkiye'nin geleceği bağlamında baktıklarında Kıbrıs sorunun çözümlenmesi lazım. Bu bizim için de Rum tarafı için de Türkiye, Yunanistan için de bölge için de gereklidir. Doğu Akdeniz doğal gaz konusu vardır. O rezervlerin kullanılması gerekmektedir. Hele şimdi daha da önemli oldu o rezervler, Rusya'nın tepkileri Ukrayna savaşıyla beraber doğal gazın Doğu Akdeniz'deki önemi daha da artmıştır. Bir an önce çıkması lazım. Bir an önce çıkması için Türkiye'nin devreye girmesi lazım. Hiçbir kıyıdaş ülke Türkiye'yi ret ve inkar edemez oradaki haklarından. Ama Türkiye'nin dahil edilebilmesi için tabii ki Kıbrıs'ın çözülmesi lazım. Dolayısıyla bu Haziran 23'ten sonra benim gördüğüm ve tahmin ettiğim Kıbrıs sorunu öncesinde ne kadar milliyetçi duygular pompalansa da sonrasında masaya oturulacak. Kıbrıs sorunu ve doğalgaz sorunu beraberinde çözülecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diline sağlık. Böyle düşünüyorum tabii dinlerken. 2023 Haziran'a giderken iç politika açısından Kıbrıs sorununda milliyetçi kesimleri tatmin edecek
heyecanlandıracak bir gelişme olabilir. O olasılık var ama var dediğiniz. Ben de orada bir süre ben de bu konuda kafamı yordum. Sonuçta karar verdim ki Kıbrıs sorununda iç politikada yarayacak boyutta bir hamle, uluslararası camiadan getireceği tepki ve ekonomik sonuçları ile bir risk taşıyacağı için sanki de 2023 Haziran'a kadar biraz daha sakin geçecek. Hamle yok, hamle olmayacak. Konuşacak. Yani ne öncesi ne sonrası hamle yok. Sadece konuşulacak. Peki. İşte gelecekler Maraş'ta, belki biraz daha yürüyecekler Maraş'ta falan. Yani tamamen sözel bir milliyetçi duyguları ayağa kaldırma girişimi olacak. Yoksa fiili herhangi bir şey mümkün değil. Biz Rumlara yama olmak ister miyiz? Hayır, biz ne zaman biz Rumlara yama olmak istedik ki? Yani bir de bunu söylerler ya, en azından denktaşa şey edin ya. Kıbrıs sorunun çözümü için Türkiye'den kurtulmak mı isteriz? Hayır. Çok beraber çözeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili Kutlay Erk'le konuştuk. Gayet keyifli konuştuk. Şimdi UVP'li arkadaşlar alınmasın. Kendi aralarında bile konuşurlar. Böyle isterim, yollayın bana. Kaç tane yollarsanız yollayın. Arkası gelir derseniz hiç sizinkileri yalnız konuk alacağım. Gelin ama geldiğiniz zaman benim işimi kolaylaştırın. Böyle sor bana söyleyeyim sana olmasın ve konuşalım. Bu toplumun nitelikli düşünceye ihtiyacı vardır. Yükselen her ruh dünyayı yükseltir. Ne olur hangi parti çatısı altında olursak olalım nitelikli ve kaliteli siyaset yapalım. Düşünce üretelim. Çünkü toplam kalite özlemimiz var. Toplam kalitesizlikten de kurtulmak. Bay bay.